tahmin etmek ister misin Pinky? Evet evet. Tamam o zaman. Hadi gelin tahmin etme oyunu oynayalım. Ben size bugünkü masamızın kahramanı ile ilgili ipuçları vereyim. Siz de bilmeye çalışın. Tahmin etme oyunu. O zaman ilk ipucunuzu veriyorum. Bugünkü masamızın kahramanı olan hayvanımızın inanılmaz bir duygusal zekası var. Ben miyim? Hayır. Maymunlar mı? Cevabımız maymunlar değil. Ama haklısın. Maymunların da duygusal zekası çok yüksek. Bilemedim ki. Bir ipucu daha. Tamam. Bir tane daha söylüyorum. Bugünkü masamızın kahramanı olan hayvanımızın aynı zamanda hafızası da çok iyi. Balinalar. Hayır, balinalar değil. Ama haklısın. Balinaların hafızası çok iyidir. Of ya. Bir ipucu daha ver Gizem abla. Tamam. Son ipucu. Yaşasın. Bir ipucu daha. Bu hayvanımız çok büyük. Balinalar. Hayır. Peki balinaları söyledin ya. Ya of, o zaman ne ki? Böyle uzun burunları var. Hortum gibi. Karınca yiyen mi? Hayır. Böyle alıp onunla böyle su alıp üstlerine atıyorlar. Su alıp üstlerine atıyorlar. Tamam buldum. Evet biliyorum. Şey. Buldum. Hayır bilmiyorum ya. Tamam ben söylüyorum. Fil. Evet fil tabii ya. Ben filleri çok seviyorum. Hadi masala başlayalım Gizem abla. Bir varmış bir yokmuş. Bütün hayvanlar ormanda mutlu mesut yaşıyorlarmış. Mesut ne demek? Hepsi beraber mutlu yaşıyorlar. Anladım ne güzel. Bu hayvanların çocukları da hep beraber buluşup oyunlar oynamayı çok seviyorlar. Oyunlar oynamak. Yavru timsahlar, yavru filler, yavru sincaplar, böcekler, kuşlar. Aklına hangi hayvanın yavrusu gelirse hep beraber buluşuyorlarmış. Maceradan maceraya atılıyorlar. Macera. İşte bizim grubumuzun oynamayı sevdiği bir sürü oyun varmış. Ama en çok neyi seviyorlar biliyor musun? Neyi? Gökkuşağını. Gökkuşu. Hani böyle gökyüzünde olur. Evet. Hani böyle rengarenk olur. İçinde kırmızı olur, mavi olur, sarı olur, yeşil olur. Hani böyle yağmur yağdıysa, üstüne de böyle güneş açtıysa o zaman gözükür. Evet. Ha işte gökkuşağı onlar için sihirli bir şey gibiymiş. Ne zaman gökkuşağını görseler hemen altında toplanıp oyunlar oynamaya başlarlar. Ay ne güzel. Günlerden bir gün gökkuşağı çıkmış ve ormandaki bütün yavru hayvanlar gökkuşağının altında toplanmışlar ve hep beraber oyunlar oynayıp aralarında konuşmaya başlamışlar. Ne konuşuyorlarmış aralarında? Yavru kuş demiş ki, ben büyüyünce kanatlarım güçlenince uçacağım, gökkuşağın en tepesine ulaşacağım. Ya ne güzel. Yavru böcek de demiş ki, ben büyüyünce en düz ağaca bile tırmanabileceğim. O zaman gideceğim gökkuşağının başladığı yeri bulacağım, oradan tırmanacağım ve gökkuşağının tepesine ulaşacağım. Harikasın yavru böcek. Yavru tavşan da demiş ki, ben büyüyünce bir hoplayacağım, ta gökkuşağının en tepesine çıkacağım. Hop. Bunları duyan yavru fil de demiş ki, ben de en tepesine çıkacağım büyüyünce gökkuşağının demiş. Ay çok güzel. Fil böyle deyince başlamış diğer arkadaşları gülmeye. Neden ki? Demişler ki, fil saçmalama, sen zaten kocamansın. Büyüyünce daha da kocaman olacaksın. Eğer çıkarsan gökkuşağının üstüne, gökkuşağını kırarsın. Ay niye öyle diyorlar ki ya? Bunu duyan fil çok üzüldü. Ay ben de çok üzüldüm. Ama arkadaşlarına çaktırmamış. O gün hep beraber oyun oynamaya devam etmiş. Peki sonra ne olmuş? Sonra herkes evine dağılmış ve aradan zaman geçmiş. Derken yine gökkuşağı çıkmış. Gökkuşağı. Bütün ormandaki yavru hayvanlar tekrar gökkuşağının altına toplanmışlar. Oyunlar oynayıp konuşmaya başlamışlar. Yaşasın. Derken aralarından biri, arkadaşlar fili gördünüz mü? Fil orada değil miymiş? Fil orada değilmiş. Sağa sola bakınmışlar. Sincap'a sormuşlar. Sincap sen fili gördün mü? Görmüş mü? Görmemiş. Tavşana sormuşlar. Tavşan sen fili gördün mü? O görmüş mü? Görmemiş. Kimse fili görmemiş. Eyvah ne olacak şimdi? Fil neredeymiş biliyor musun? Nerede? Evinde. Ne? Evinde miymiş? Gökkuşağını çok sevmesine rağmen gökkuşağı çıkınca evinden çıkmamış. Ama neden? Neden biliyor musun? Çünkü arkadaşlar ona gökkuşağını kırarsın demişlerdi. Ay evet. O yüzden çok üzülmüş. Ve gökkuşağını görmesine rağmen evinden çıkmak istememiş. Filin kalbi kırılmış. Sonra arkadaşları bu durumu fark etmişler. Ve fili üzdükleri için kendileri de çok üzülmüş. Onlar da üzülmüş tabii değil mi? Çünkü fili çok seviyorlarmış. Ve isteyerek üzmemişler onu. Demişler ki hadi gelin kafa kafaya verelim. Ve filin kırık kalbini onarmak için bir fikir bulalım. Yaşasın. Zekalarını kullanacaklar. Harika bir fikir bulacaklar. Düşünmüşler, taşınmışlar. Gece gündüz uğraşmışlar. Ve akıllarına harika bir fikir geldi. Ne gelmiş? Söylemem. Fille beraber birazdan öğrenelim. Sürprizlere bayılırım. Beklemişler. Ve en sonunda gökkuşağının çıktığı bir gün daha geldi. Yaşasın yeniden gökkuşağı. Bu sefer hepsi ormanda
çağırmış. Aa yaşasın. Fil gitmiş mi? Fil önce gelmek istememiş. Ya Fil hadi gitsene. Ama sonra arkadaşlar çok ısrar edince. Kabul mü etmiş? Evet kabul etmiş. Sonra hep beraber yürümüşler, yürümüşler, yürümüşler. En sonunda Fil demiş ki. Arkadaşlar gökkuşağı çıkınca biz burada buluşmuyorduk ki. Nereye gidiyorlarmış ki? İşte orası sürpriz. Onu sürpriz bir yere götürüyorlarmış. Sürpriz bir yer. Yürümüşler, yürümüşler, yürümüşler. Ve en sonunda kocaman bir göle gelmişler. Aa göl. Fil etrafa şaşkın şaşkın bakılmış. Arkadaşlar biz gökkuşağı çıkınca göle gelmiyorduk ki. Göle niye gelmişler? Arkadaşlar demişler ki olsun olsun hadi gel suda oynayalım demişler. Ve çup çup göle atlamaya başlamışlar. Çup çup çup. Filler de zaten suda oynamayı çok severler. Fil de dayanamamış. O da cuk diye atlayıvermiş göle. Hep beraber suda oynarken arkadaşları birdenbire bağırmaya başlamış. Hı? Ne diyorlar? Fil etrafına bak göle bak diye. Fil etrafına bir bakmış bir de ne görsün? Ne görsün ne görsün? Gökkuşağını. Gökkuşağını mı? Gökyüzündeki gökkuşağı göle yansıyormuş. İşte bu yüzden bir sanki gökkuşağın üstünde yüzüyormuş gibi olmuş. Gökkuşağının üstüne çıkmış gibi oldu. Arkadaşları düşünmüşler, taşımışlar ve Fil'in hayalini gerçekleştirmek için bu güzel fikri bulmuşlar. Of çok iyi bir fikir bulmuşlar. Fil bunu fark edince çok sevinmiş. Arkadaşlarıyla beraber hayallerini gerçekleştirmiş ve bütün gün hepsi gökkuşağı ortadan kaybolana kadar gökkuşağının içinde yüzüp oyunlar oynamışlar. Hepsi böylece gökkuşağına çıkmış oldu. Sonra da mutlu mesut yaşamaya devam etmişler. Mesut ne demekti ya? Hep beraber mutlu yaşamışlar demek. Aa tamam tamam hatırladım. İşte bu da masamızın... Ya yine mi sonu? Bu masamızın sonu. Ama daha bitmedi değil mi? Daha resim yapacağız. Resim resim resim. Resim yapma vakti. Yaşasın. Resim resim resim. Resim yapma vakti. Evet çocuklar. Kalemlerinizi kağıtlarınızı aldıysanız haydi gelin Fili ve gökkuşağını çizmeye başlayalım. Yaşasın yaşasın. Ben Fili gri renk yapacağım. Siz istediğiniz renk yapabilirsiniz. Ben pembe yapacağım pembe yapacağım. Tamam o zaman. İlk olarak Fil'in kafasını yapmak için şöyle bir yuvarlak yapıyoruz. Şöyle bir yuvarlak. Sonra da Fil'in hortumunu yapalım. Şöyle uzun çiziyoruz. Ucunu da böyle yapıyoruz. Sonra da yavru Fil'imizin kulağını yapalım. Şöyle uzunca bir yuvarlak. Yuvarlak, yuvarlak. Sonra filimizin gövdesini yapalım. Tepesi böyle biraz ince, aşağı doğru daha büyük. Sonra daha koyu bir renkle filimizin bacağını çizelim. Böyle tırnakları da var. Benimkine iki tırnak sığdı. Olsun Pinky çok güzel oluyor. Evet. Sonra filimizin arka bacağını çizelim. Şöyle yapıyoruz oturduğu için. Oldu. Aa filin ayağının altında biraz boya kalmış. Ben de onu sileyim. Filin kuyruğunu da yapalım. Şöyle bir çizgi. Şöyle bir çizgi. Sonra filin hortumunun üstüne de çizgiler koyalım. Çizgi, çizgi, çizgi. Filin gözünü yapmak için kocaman beyaz bir yuvarlak yapıyoruz. İçine de siyah yuvarlak. Nereye bakıyor ki? Orası sürpriz. Orayı birazdan çizeceğiz. Tamam, yaşasın. Filimizin ağzını da çizelim. Aa, gülüyor. Şöyle kulağın etrafını da çizelim. Çizelim. Başka ne ekleyelim Pinky? Fil ormandaydı ya. Çimen ekleyelim mi? Aa süper fikir Pinky. O zaman şöyle yere çimenlerimizi ekliyoruz. Ekliyoruz. Tamam da Fil neye bakıyor? Hah şimdi tam da sıra ona geldi. Neye bakıyor biliyor musun? Neye? Gökkuşağına. Aa evet gökkuşağı çizecektik. Ben gökkuşağındaki renkleri çizeceğim. Siz istediğiniz renkle çizebilirsiniz gökkuşağını. Sonuçta sizin gökkuşağınız. Yaşasın ben pembe yapacağım. Ben kırmızıyla başlıyorum. Şöyle bir yay çiziyoruz gökkuşağı için. Kırmızıdan sonra turuncu var. Ben pembe yapacağım.
Sonra da sarı. Ben yine pembe yapacağım. Ama bu sefer açık pembe. Şimdi yeşil. Ben de şimdi yeşil yapacağım. Şimdi mavi. Şimdi ben de mavi. Sonra lacivert. Ya benim yerim kalmadı Gizem abla. Hortumun üstüne doğru geldi. Olsun Pinky. Bence buna bir çözüm bulabiliriz. Evet. Bir aşağısına bir yukarısına çizeyim o zaman. Aa, oldu. Evet Pinky, çok güzel oldu. Resim yaparken böyle şeyler hep oluyor. O yüzden böyle çözümler üretmek çok güzel. Evet. Şimdi rengimiz mor. Aa, bak benim de yerim kalmamış. Ben de şimdi hortumun üstünden çizeceğim. Ben de bir aşağısına bir yukarısına çizeceğim. E Gizem abla, filin hortumu gökkuşağının altında kaldı. Sen de mi yanlış yaptın? Evet Pinky, Gizem ablalar da yanlış yapar. Herkes yanlış yapabilir. Ama yanlış yapmak kötü bir şey değil. Yanlış yapmaktan korkmamıza gerek yok. Çünkü yanlış yaptıkça yeni şeyler öğreniyoruz. Hadi gel şimdi beraber düşünelim ve filin hortumunu oradan kurtaralım. Ne yapalım? Ne yapsak acaba? Aa, buldum. Hortumu tekrar üzerine çizelim mi? Aa, tamam. Tekrar çizelim. Bence böyle oldu. Evet. Bence de oldu. Bitti. Evet, bitti. Çok güzel oldu. O zaman ne yapıyoruz? İsmimizi yazıyoruz. Pinky. Çok güzel oldu. Çok güzel değil miydi? Hem fil çizdik hem gökkuşağını çizdik. Harika oldu. Masal da çok güzeldi. Bir sürü hayvan varmış ormanda. Ne kadar da güzel hep beraber yaşıyorlarmış. İşte bu yüzden etrafa çöp atmayalım. Ağaçlara, hayvanları koruyalım, olur mu? Böylece bütün hayvan arkadaşlarımız gökkuşağının altında güzel güzel oyunlar oynayabilsinler. Biz onların resimlerini yaparız. Onlar da ormanda mutlu yaşarlar. Bu resimlerinizi de bize atmayı unutmayın, olur mu? Gizem ablanın Instagram sayfasına bakarsanız orada ben sizin resimlerinizi yorumluyorum. Hepsi için çok teşekkür ederim. Fil ve gökkuşağı resimlerinizi de atın. Onları da yorumlayayım. Bize resimlerinizi atmayı unutmayın çocuklar. Pink resme bak hashtag'iyle resimlerinizi paylaşabilir ya da Instagram'dan ya da mail adresiyle bize ulaştırabilirsiniz. Evet. Kanalımıza abone olmayı ve diğer videolarımızı izlemeyi